Hocam merhaba. Hocam selam. Hocam hoş geldiniz. Hocam. Buyurun. Hocam. Buyurun hocam. Hocam. Geçen bölüm borsayı konuşuyorduk. Yarıda kalmıştı. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Borsa nedir? Şimdi geçen bölüm daha çok manipülasyon, spekülasyon üzerine konuşmuştuk. Ama borsayla ilgili hakikaten çok konuşacak şey var. Genelde şöyle bir eğilim vardır. Borsa üç kağıttır diyenler. Kesinlikle borsaya girmeyenler. İki, abi kopacağız diyenler. Bunlardan hangisi yanlış ya da ikisi de mi yanlış? Aslında nereden çıktığına bakmak lazım. Bu bir ihtiyaçtan doğmuş. Birileri kumar güdüsünü gidersin diye ortaya atılan bir şey değil. Şöyle düşünelim. Mesela ben Flu TV ortak olabilir miyim? Hadi ol dediniz bana. Peki dedim. Ne kadar para? İşte 100 lira. 100 lira parayı verdik, ortak olduk ama şu var. Ben mesela 6 ay sonra ben artık çıkıyorum abi ortaklıktan diyebiliyor muyum? Evet ama sen bana o parayı verip almazsan birini mi bulacağım ben abi? Yerimi arkadaşı buldun mu diyeceğim. O arkadaşı beğenecek misin sen filan, değil mi? Böyle riskler var. O zaman diyoruz ki bak sen bunu ortak olabiliyorsun ve istediğin zaman da ortaklıktan çıkabiliyorsun. Bu aslında ikinci piyasa. Yani ikinci piyasayı koyduğumuz zaman birincil piyasa gündeme gelebiliyor. Geçen sefer Mustafa sormuştu ya, halka arzlar iyi midir? İyidir çünkü kocaman bir şirket kurmak için milyonlarca insanın sermaye getirmesini istersiniz. Ama o insanlar sermaye koyduklarında istedikleri anda oradan çıkabilme özgürlüğüne sahip olmak istiyorlar ki işte borsa orası. O derdi çözmek için borsaya aslında ihtiyacımız var. Sadece kumar gözüyle geldiysen de tamam abi sen de hoş geldin yani. Sen de başka bir amaçla oradasın ama borsa lazım bize. Peki genel olarak Türkiye'de hep şu laf vardır yani. Türk borsası çok sığ dolayısıyla manipüle ediliyor. Doğru mu? Doğru. Mesela işte Amerika'da Microsoft hissesi diyor. 1 milyon kişi alım girmiş, 5 milyon kişi satış girmiş belli bir saatte. Bir saat sonra bir o kadar daha alım geliyor. Bir kurum gelip diyor ki ben 2 milyar dolarlık Microsoft hissesi aldım diyor filan. Şimdi böyle bir yerde manipüle etmen çok zor. O kadar çok oyuncu var ki. Ama çok küçük bir yerden bahsedelim. Çok minik bir şeyin hacminden i̇şte bahsedelim. Türkiye o kadar küçük mü? Küçük tabii. Baba borsalarla kıyasladığımızda çok küçük. Bir diğer sorun da son dönemdeki tartışma konusu. Yabancılar gitti diyoruz ya. Birileri gittiyse toplam oyuncu sayısı azalmış demektir. Mahallende bir tane bakkal varsa abi gazoz bu kadar işte. İster iç ister içme. Ama yan tarafa 4 tane daha bakkal gelince fiyatı şişiremiyorsun. Makul bir fiyat vermek zorunda kalıyorsun. İlker bunu yerli oyuncular için mi sordu bilmiyorum ama bu aynı zamanda yabancı oyuncular için de çok savunmasız kılmıyor mu sistemi? Kılıyor. Zaten aslında yabancıları da ikiye bölmek lazım. Hani bizim hep piyasamızda böyle yabancılar bizi bizden daha iyi biliyor falan. Bunlar dünya alemin kralı falan. Değil abi. O da orada 30 yaşlarında lacivert takım elbise giren bizim İstanbul'daki arkadaşların İngilizce konuşanı. Şimdi buradaki fark şu. Adamların bir bölümü aslında abi girip burayı oynatabilir miyiz diye geliyor. Yani senin manipülasyon dediğin şey. Bir bölümü de zaten riskli olduğunu biliyor ama şunu da biliyor. 20 gün içinde bu kadar yüksek kazanabileceğin bir Avrupa borsası yok. Burada bu yapılabilir diye geliyor. Onun için bize gelenler hele ki şu dönem risk çok seven grup oluyor. Yine bir efsane vardır. George Soros efsanesi. Nedir o? Bazı adamlar hani boşa da efsane olmuyor. Şimdi George Soros da İngiltere Merkez Bankası'nı batıran adam. Macar asıllı, finansal piyasalarda etkinliği olan, fon yöneten ama asıl bizim bu kadar yıldır George Soros'u konuşuyor olma sebebimiz İngiltere'nin Avrupa parasal sisteminden çıkmak zorunda kalacak kadar parasını devalüe edeceğine oynuyor. Spekülasyon. Kendisi bir şeye müdahale etmiyor. Diyor ki bence İngiltere parasını devalüe etmek zorunda kalacak. O zaman pound'dan çıkıp başka paraya geçmem lazım. Buna karşı bir pozisyon alıyor ve devamında bu iş gerçekleşmeyince bu sefer bunu gazetelere yazıyor. Bence bunun böyle olması lazım. Manipülasyon. İki hikaye bir arada ve pound'a bir atak geliyor satış anlamında. Pound çökünce düşünsene İngiltere Merkez Bankası pound'u sabitlerim sözünden vazgeçmek zorunda kalıyor. Soros'un baskısıyla. Soros da bundan muazzam para kazanıyor. O ünvanından sonra da artık ne işlem yapsa bu herif kesin bir şey biliyordur oğlum. Bu herif mutlaka bir şey yapıyordur diyoruz. Ondan sonra bu tip adamları biliyorsun zaten. Muhtemelen istihbarat ilişkileri. Madem bu kadar param var şu ülkeye gitmişken şu işe de müdahale et filan gibi. Biliyorsun işte renkli devrimleri filan yaparken de adı geçti. Flu TV sarısı da ilgisini çekebilirdi yani. Sığ piyasalarda yeterince kapital yok ve dolayısıyla spekülasyonla alakalı çok fazla girilemiyor. Ama yurt dışı kaynaklı çok daha büyüklü hacimli sermayeler burada spekülasyon konusunda çok daha becerikli olamaz mı? Yani fiyatları oynatabilir tarafında haklısın ama onların da derdi şu. Çok büyük miktarda alacak bir pazar da yok karşı tarafta. Pazar o kadar ufak ki sen gelip 300 liralık alıp 5 liralık verebiliyorsun ama 300 liralık deyince satıcı yok. Adamın da şu derdi var aslında. Minik minik alıyorlar, topluyorlar, borsamızdan para kazanıyor. Adam lazım olup satmaya gelse satamıyor. Yabancılar çıkamadılar muhabbeti var ya işte o. Çünkü karşı taraf yok. Yani her durumda dar bir yerde oynuyoruz abi. Küçük bir havuzdayız yani. Peki meşhur bir hikaye vardır. Amerika'da çok bilinen ve muteber yatırımcılara sanal bir portföy oluşturuyorlar. Bir de normal sıradan halkla oluşturuyorlar. 10 yıl sonra bakıyorlar normal halkınki daha çok kazanmış. Daha berbatı da vardır. Hızlı alsatlarda maymuna karşı seçtiriyorlar. Bu sonsuz bir tartışmadır yani. Kısa vadeli mi oynayayım, uzun vadeli mi oynayayım? Bu konuda benim de borsaya girmemde etkili olmuştur. Bir sürü benim jenerasyonumda insanı etkilediğine eminim. Michael Douglas'ın oynadığı Wall Street filmi vardır. O iki tanedir de ilki. Evet. 1985 falan yapımı olması lazım. Orada mesela borsayla ilgili söylenecek bütün sözleri hızlıca geçirir filmin içinde be.
Bir de format da uygun. Hani böyle adam kurt borsacı, öbürü de çömez damat adayı yeni borsacı falan. Bak koçum o iş öyle yapılmaz falan. Yani öğreten adam moduna da uygun, tamam mı film? Şimdi orada mesela sürekli şey var. Abi diyor hani girdin piyasaya, ilk işlem yaptın ve para kazandıysan gerçekten çok şanslısın. Çünkü işi anladığını sanacaksın. Halbuki bu işi biz yüzlerce yıldır anlamadık diyor. Yani gerçekten çok büyük bir oynaklık. Kısa uzun vadede de şunu biliyoruz. O filmdeki tipler yok aslında böyle camdan dışarı bakıp dönüp o kağıdı alın diyor %5 artıyor. Öyle bir adam türü yok abi. Bir kere kimse öyle bir erk vermiyorsun yani. Ülkede bu kadar portföy şirketi var. Nasıl yapıyorsunuz? Boğaza al oradan dedi. Öyle bir erk yok kimsenin abi. 50 tane yapısı var bu işin. Şu kağıtlardan dışarı çıkmayacaksın. Endeks içinde olacak. Bilmem nesi düşük belli olacak. Belli parametrelere bakıyor. Tabii canım o parametrede içinde aslında foncu o kadar ufak bir oyun alanı vardır ki. Borsada 450 kağıt var. Bunların 400'ünü alamaz zaten portföyünü. 30 tanesini alabilir. O 30 tane içinde şu kriteri uyanı alabilir falan. Onun için dikkat ederseniz zaten mesela yatırım fonlarında falan da görürüz. Neredeyse aynı isimli yatırım fonları iki ayrı kurumda aynı getiriyi sağlar. Ya aslında aramızda şöyle bir şey de yok. Bu kurum %300 kazandırmış, bu herif 35 kaybettirmiş diye bir şey de yok. Aynı tür fonlarda. Hisse fonsa ikisi de mesela. İşini iyi yapanla kötü yapan arasında çok bir fark olmuyor mu? Az oluyor fark. Tekrar ediyorum, o işini iyi yapanı çerçeveleyen üzerinden gidersek çok kıymetli. Ama çerçevelemeyi iyi yaptıktan sonra sana diyoruz ki yani Mustafa şu kağıtları al sat yapacağız. Oradan sonra yani biraz tecrübe, biraz sezgi tabii ki fark olur. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela hisse senedi portföy yönetirken bireysel emeklilik tarafında da yatırım fonlarında da şöyle kurallar var. Diyor ki mesela BIST 30 endeksi dışına çıkma. Yani en sağlam hisseler olsun. Bunlardan alırken de abi zaten sepet yapmak lazım. Minimum 10-15 tane hisse almak lazım. Baba tamam 30 zaten bunu yani. 15'ini aldık mı zaten ikimiz de aynı kağıtları alacağımız kesin. Tamam mı? Kurduk mu? Kurduk. Ondan sonra da diyoruz ki örnek veriyorum. İşte ben %5 kar gördüğümü satarım diyorum. Sen %4,5 kar gördüğümü satarım falan diyorsun. O senin o kadarlık bir çorbada katkın olabiliyor. Yani aynı formatta yakın şeyleri sağlıyoruz aslında. Yapının kurulması önemli. Ürün geliştirme önemli ama bir yerden sonra hani kurallara uygun gidersek muazzam farklar çıkmaz. Müthiş bir film seyrettim de geçenlerde, Wizard of Lies diye, yalanların kralı gibi bir şey aslında. De Niro. Robert De Niro oynuyor. Biz izlemişiz ya. Ya bu olay müthiş bir olaymış, benim haberim yoktu. Madoff diye bir adam 20-25 yıl boyunca sahte bir yatırım şirketi yönetiyor. Ve sekte falan üst kademelere çıkmış bir adamdan bahsediyoruz. Yani bayağı saygı duyulan bir adam. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ya çok güzel film ve finans piyasalarında ben bazen eğitimlerde söylüyorum. Kimse izlememiş, film adını da duymamış. Ya gişesi mi zayıftı bilmiyorum. Olay da pek bilinmiyor bu arada. O da çok ilginç. Çünkü aslında olay 60 milyar doların üzerinde. Dünyanın en büyük hedge fund batışı aslında. Bu arada Steven Spielberg de orada para kaybetmiş. Hayatta dolandırılmaz bu adamlar diyeceğin adamları dolandırmış. Adam şu zaten din unsurunu kullanmış zaten. Orada sürekli biz bizeyiz falan diyor. Hikaye şöyle ilginç. Bir kere film ben de izledim. Hani tavsiye de etmiş olalım. Çünkü olay gerçek. Ve dediğin gibi müthişliği de şuradan geliyor. Bernard Madoff denen adam neredeyse üniversiteden mezun olduğu gün karısıyla ortak kuruyor. Madoff Securities. Ve çok uzun süre önce can kurtaranlık falan filan yapıyor. Ondan sonra bu işe geçiyor. Banker Castell'in hikayesine benzer biraz. Ondan sonra çok iyi yerlere geliyor. Dediğin gibi SEC yani adamların SPK'sında da görevi var. Hatta Nasdaq başkanı bir dönem. Evet. Yani Amerikan borsasının başkanı adam. Tabii bu ünvanları nasıl kullanıyorsun? Abi Nasdaq borsası başkanının aracı kurumu abi, daha kim ne kadar sağlam olabilir deyip para getiriyorsun. Abi oradaki işleyişte şöyle bir ilginçlik var. Süreç devam ederken bu adam aracı kurum para yönetiyor. Başarılı başarılı. Sonra ara ara tabii kazanamayabiliyor. Çünkü 20 yıl boyunca her kararın doğru olsa zaten niye millete hizmet veriyorsun ki abi? Yani kendi kendine git orada bir yerde. Trilyonlar olan dağında değil mi? Neyin hizmeti yani bu? Ara ara tabii ki yanlışlar. Para kazanmıyor filan. Ve sonra aslında finansın çok iyi bildiği bir modele geçiyor. Model şu. Piramit. İşte bu abi. Finans başkanı numarası yoktur. Ponzi finansı deriz buna biz abi. Ponzi. Onun parasını al, öbürüne ver. Dünyanın en büyük ponzisini kurmuş. Oradaki hikaye de şu. Mesela sen piyasa 5 getirirken 6 getirmişsin. Müşterilerin memnun. Bir sonraki dönem 9 getirince diyorsun ki ya bunlar 6'dan memnun zaten. 6 getirdim. 3'ü stoklara koyuyor. Bak yemiyor. 3 kağıt demiyoruz. 3'ü stoğa koyuyor. Bir sonraki dönem 10 kazandırdı. 6 kazandırdım. Memnunsunuz. 4'ü daha stoklara koydum. Bir sonraki dönem 2 kazandırdım. 4'ü koydum. Bakın yine 6 kazandırdım. Yani aslında dar bakarsan abi kötü bir şey yok ki ya. Millete düzenli gelir. Ama bu dünyanın her yerinde suçludur. Türkiye'de de bunu yapamazsın. Performans tam yansıtman lazım. Köşeye attım diye bir şey yok. Ben bu sene çıkacağım belki. Benim para orada kaldı, anlatabiliyor muyum? Ve bu yöntemle devam ediyor. Sonra ne oluyor abi? Orası bitiyor. Yine 6 kazandıracaksın. Yeni müşteri bulduk. Usta Bey hoş geldiniz. Sizin parayı İlker Bey'in 6'sını tamamlamak için veriyoruz. Ve bunu yıllarca sürdürüyor. Bir noktadan sonra tamamen artık sanallaşıyor. Evet. Para da getirmiyor. Yeni gelenin parasını aktarıyor. Peki diyoruz ki nasıl sürdürülür bu iş? Şimdi Mustafa'nın merak ettiği o manipülasyona geldik. Abi 3 sene 5 sene nasıl sürer bu 20 iş? 20 sene ya. Abi hikaye şu çünkü. O da bir eski Türk taktiği. Kız alıp verme. Nasıl? Yani yeğeniyle SEC'deki yöneticiyi evlendiriyor. Ha. Denetimi engelliyor. Orada denetleyen adamı kendi şirketine görevli olarak alıyor. Tam borsa denetime gelecek diyor ki sizin borsanın damı akıyor. Damı biz yaptıralım falan gibi. Sağa sola bağışlarda bulunuyor. Muazzam bir bağışçı. Pazarlama modellerini Adnan Hoca'cılara benzettim. Onların çok eski versiyonu vardı. Bebek kafet zamanı vardı, eskiler bilir. Sabah böyle köründe giderdim pazar sabahı. Abi işte eşofman, short mort, işte ne bileyim köpeğini falan gezdirmeye gelen
gelen bir hatun filan. Bir çay içeceksin, orada duracaksın. Abi sabahın 9'unda böyle artistik bir araba durur. İçinden 4 tane filinta gibi yakışıklı manken arkadaş takım elbiseyle iner. Sen böyle kendine bakarsın, lan burada ne yapıyoruz biz falan. Hatunlar böyle tam bakarken 4 tane jipten bir hatun iner. Hatunlar da kendi toparlar. Biz sabahın körü pijamayla geldik, hatunlara bak filan. Ve sen de şey etkisi yaratır. Bunlara katılmak lazım. Bunlara katılmak lazım oğlum. Nasıl bir ekip, buraya girmek lazım. Aynı modeli kullanıyor Madoff. Malcolm Gladwell var, meşhur yazar. Self-help ama düzgün self-help'ler yazıyor. O bir söyleşiye çıktı bu Madoff konusuyla ilgili. Madoff aslında batmayacakmış 2001 olmasaydı. Evet. Ve şöyle bir şeye vardı Gladwell haklı olarak. Aslında yaptığı illegal ama sürdürülebildiği sürece değil. Anlatabildim mi? Acıklı bir şekilde aslında Madoff bir sürü insana çok para kazandırmış. Diyelim ki Mustafa girdi, Madoff'a verdi parasını. 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca çok iyi getir aldı. O ara hiçbir şey demiyor herif. Doğru. Sonra Madoff batınca ben dolandırıldım diyor. Yani Gladwell şuna getiriyor. Bütün borsa aslında Madoff'un bir kopyası mı? Pazarlama taktiğinde enteresan bir şey yapıyor. Küçük bir aracı kurma aslında Madoff'unki. Dünyanın en büyüklerinden biri falan değil ve kapalı devre pazarlama yapıyor. Yani reklamlar, ilanlar falan da yok. Zaten bir kısmı yasak da Amerika'da okutup kurumlara reklam yapması. Ve şöyle çalışıyor. Bir pazarlama ekibi var. Yakışıklı abiler, güzel hatunlar. İşte bunların hepsi spor kulübüne üye, golf kulübüne üye filan. Sonra golf kulübünde senle tanışırken, oynarken falan. Dostum sen para nasıl değerlendiriyorsun diyor. Sen diyorsun ki ben Citibank'a yatırıyorum. Yıllık %1'le mi? Evet diyorsun. Diyor. E sen ne yapıyorsun? Neyse boş ver İlker. Ya abi sen ne yapıyorsun? Ya İlker şimdi. Ya sen Bernard Madoff'u biliyorsun. E biliyorum tabii, işte borsa. Onun bir kurumu var. Evet ben de onun müşterisiyim. E ben 7 kazanıyorum. Nasıl ya diyorsun? 7 kat. E nasıl oluyor? Kapalı uçlu fon bu. Yeni müşteri almıyorlar. Hiç mi almıyorlar? Almıyorlar. Abi ondan sonra sen beni kovalıyorsun. Seni benim Madoff'la bir tanıştırmalar lazım. Hiç mi almıyorlar falan. Tamam. Sonra neyse İlker seni kırmayayım. Bay Madoff'la bir toplantı aldım. Yarın saat 3.05-3.09 arası. Sen abi 3.05 hazır ol da. İlker Bey ne kadar para düşünmüştünüz? 5 milyon dolar mı? O kadar yerimiz yok. 1.2 milyon ancak alabiliriz. Takdim ediyorum. Yer açılırsa ben sizi arayacağım. Sen sonra panik halinde inşallah ararlar diye. Bütün paranı getiriyorsun abi. Herifin modeli bu. Harika bence. Dolayısıyla millet kapının önünde. Kuyruk zaten Madoff'ta. Ve anlattığın gibi bir yerden sonra 6'da kazanıyorsun. Kim takip edecek abi, arka tarafı nedir diye. Spielberg örneği verdin. Onun gibi bir sürü ünlü. Ya herif köşedeki kendi ibadethanesini bile dolandırmış herif. Ya diyor ki ya sayın haham paramızı ne yapıyoruz? Bankada çok düşük. Bana getirin, ben en azından bir faydam olsun ibadethanemize filan diyen bir adam abi. Çuvalla para alıyor, çarpıyor, götürüyor. 2001 olmasa devam edecek. Bir şey dolandırdığı yok herifin. Ha bu arada bu adama hep insanları dolandırmış diyoruz. Dünyanın en büyük bankaları fon yatırıyor. Ve o bankalar 2001'de sistem çöküyor. Lehman'daki param battı. Nakit lazım deyip bundaki parasını çekmeye gelince bu adam batıyor. Evet. Hatta orada da şu ortaya çıkıyor. Bundan para çekmeye geliyorlar. Bu da şey diyor. Çekme, 7 yerine 9 vereyim. Bu da diyor ki abi sen nasıl 7 yerine 9 verebiliyorsun? Bu zaten kendi kendine yönetilen bir şey değil mi? Faiz değil ki bu. Nasıl? Sen ver abi benim paramı. 12 vereyim. Ya ver benim paramı. Bak araştırma raporunda senin için batıyor filan. Senin için şöyle böyle yazarım filan gibi tehditlere başlıyor ama millet parayı çekince de batıyor. Suç budur. Kanun olarak kesinlikle suç. Yani Ponzi finansmanı suç çünkü. Yok tabii. Ama ben anladım. O da diyor ki iş devam ediyor. Herkes kazanıyor. Ne var ki diyor. Ama model şu aslında. Düşünsene İlker. Yani yükümlülüğün kadar mal varlığın yok aslında abi. Gladwell şunu demek istiyordu. Bence o felsefi olarak o ilginç. Yani bir yalan yaratıyorsun. Bunu devam ettiriyorsun. Diyelim ki Madoff'un yalan olduğunu sen biliyorsun başta. Yine de girer miydin? Tosuncuk. Girdi yani millet işte. Çoğu giren kazandı. Kaybedenler sonda girenler. Aynı yere geldi. Kovdu işte. Tamam onu diyorum. Olay bu ya. Yani. Tabii. Dolayısıyla belki de diyor ki girenler de biliyor olamayacağını. Çünkü dediğin gibi %7 nasıl veriyor bu herif aslında? Bir sürü durumda verememesi lazım. Tabii. Ama kazanırken kimse sormuyor. Oğlum sen bunu nasıl veriyorsun diye. Sadece herif artık geri ödeyemeyeceği zaman problem oluyor ya. Ama bu suçun tanımıyla alakalı bir şey değil ki. Yani bu eylem suçtur. Eylemin sonuçlarından bağımsız olarak. Tabii ki suç ama borsa dediğin şey zaten bu değil mi aslında? Bu aslında olmayan bir para, olmayan bir karın dağıtılması filan anlamında suç. Şimdi bizim borsa diye kurduğumuz şey şu. Şurada kocaman bir fabrika var. Senin bu fabrikayı kurma ihtimalin yok. Benim de yok. Böyle paramız yok. Ama cebimizdeki 500 lirayla bu fabrikaya ortak olabiliriz. Şimdi burada bir problem yok. Buradaki mesele sen o 500 lirayla 2 milyon lira kazanabileceğini umuyorsun. Buradaki saçmalık orada yani. Öbüründe bir şey yok abi. Ben burada market var yani. Marketin onda birini alırsam işte belli ki ayda 1000 lira kazanırım yani. Bu kadar yani. Marketin onda birini alıp market kadar para kazanmayı ummakta problem var. Yani anlatabildim mi? Yoksa bunun kendi mekanizması bence çok sorunlu değil. Buradaki umutlarda biraz problemimiz var. Etrafımda 5-6 tane şöyle hikaye var. Bu aralar çok fazla sıklaşmaya başladı. Örnek veriyorum. Birisi diyor ki ben X bir yatırım kuruluşunun bu tür kararlara yön veren biriminin başındayım. Normalde oradan maaşımı alıyorum ama özel hayatımda
da kendi çevreme aynı bu anlattığınız hikaye gibi hizmet bedeli karşılığında yönlendirmeler yapıyorum. Kurallar hepsinde aynı. Diyor ki işte 100 kişiye kadar hizmet verebilirim. Ne kadar çok para yatırırsan o kadar çok seninle ilgilenirim, sana geri dönerim. İşte bir WhatsApp grubu kuruluyor, bilmem ne şudur budur. Bilmiyorsun, tanımıyorsun. Ertesi gün pardon desen başvuracağın bir şey yok. Fakat bu nasıl bir taleptir ki herkes full, sürekli full. Ha bu arada dediğin gibi hani sadece 100 kişi alabiliyorum diyor ama hani bilmiyorsun belki de 400. müşterisini alıyor. O Madoff işte aslında. Ama ufak ölçekte şu anda hali hazırda günümüzde bizlerin etrafında o kadar çok bu model var ki. Çok haklısın. Bu suç. Sermaye Piyasası Kurulu zaten bunu takip ediyor. Ara ara bazılarını ebelediğinde yani çok böyle ayyuka çıktığında yayınlanıyor hatta. Bu WhatsApp grubu ve işte kurucusu bilmem kim falan filan borsadan men cezası, para cezası filan. Bu bir suç zaten. Ama İlker'in söylediğine biraz geliyor burada. Yani ortada illegal bir şey yok. Bu insanlar ufak ufak bu yatırımları değerlendiremeyecekler. Ben zaten büyük oranda oynuyorum. Kimseyi de zorlamıyorum. Onlar da bu tekneye binerlerse onlara da uygun oranda. Bakın benim aslında tıp doktoram yok ama çok güzel. Ameliyat yapalım dedim. Sen de abi olur dedin. Şimdi burada suç var mı yok mu? İsteğinle geldin. Doktor olmadın biliyorsun. Suç yok gibi görünüyor. Ama abi devlet bunu duyduğu anda ben içerideyim. Doğru mu? Sahte doktor. Doğru. Bu yani. Madoff mağdurları paralarını aldılar mı mesela? Tamamını alamadılar çünkü rakam daha büyük. Yemiş paranın bir kısmı yok ya. Tabii. Yani evet, harcamış. Zaten yanlışım yoksa 60 küsür milyar dolar batık oldu orada. Bu arada şöyle hikayeler de vardı. Bazılarından parayı almış, 1 milyon yatırmış. Onun hesabına 500 milyon dolar para yatırmış. Yani aslında ufak ufak kasalar kurmuş kendisine. Hani bir şey olursa benim ilklerde param var diye para aktardığı yerleri buluyorlar. Devlet soru arıyor. Ben bu adama nasıl 500 verdin diye. Gidiyorlar. Adam ölmüş, karısına kalmış. Diyorlar ki hanımefendi böyle böyle. Kadın diyor ki ben bilmem. Kocamdan kaldı. Onu soracaktınız. Böyle işler de çıktı ya. Peki borsa Türkiye'de devlet güvencesinde mi? Ülkedeki en sistemli piyasalardan birisi kesinlikle borsa. Sermaye Piyasası Kanunu 84, kurum 85, borsanın açısı 86 falan. Öyle bir şey. Şunu çok iyi biliyorum. Mesela Amerikan modeli falan, Avrupa modeli çok incelendi ve bir kısmı aynen alındı. Hatta biz gülerdik abi Türkçe'ye çevirmişler direkt falan diye. Amerikan borsası dediğinde 150 yıldır orada. Öyle baktığı zaman çok sistemli. Mesela şöyle düşün. Ayrı bir AŞ'dir, bağımsız bir yapıdır. Orada hisse senetleri el değiştirir. Şimdi ben bir aracı kurum kullanıyorum. Sen bir aracı kurum kullanıyorsun. Ben aracı kuruma dedim ki benim için şu hisseyi al. Benim aracı kurumum gidip onu borsadan aldım dediğinde aslında Mustafa'nın satış emriyle karşılaşıyor. Mustafa'nın satışını alıyor ve bana aldım diyor. Ben tamam diyorum. Sonra benimkini bir de Takas Bank diye bir kurum daha var Türkiye'de. Onu Takas Bank'ta saklıyor. Yani o kadar farklı bir yapı ki burada zaten saklanmıyor. Yani yarın sabah borsa kapansa, yok olsa, kaçsa zaten her şey Takas Bank'ta. Yani Takas Bank fiziksel olarak mı onları alıyor hakikaten? Eskiden kağıttı, artık dijital. Ama Takas Bank dediğin kurumun ortaklık yapısına bakarsan ülkedeki en büyük bankalar parça parça ortaktır. Sağlam bir yapı yani. Üç kağıt yapmak mümkün değil. Yok. Peki ona rağmen yıllardır bir takım tanıdığım insanlara gelirler. Tüyo geldi, işte kopacağız, uçuyoruz, şunu aldık, bilmem ne hissesi, işte Flu TV kopuyormuş falan. Sonunda hep batar bunlar. Yanlış arkadaşlarla görüşüyorum. Küçük yatırınca hep batmaya mahkum mu bu borsada? Ya şimdi bak deminki üç kağıt kavramıyla birleştirelim. Ya bunun Takas Bank'ı sağlam, borsası sağlam, aracı kurumu sağlam, mekanizması sağlam. Ama bunun en dışında buradan alsam mı satsam mı diyen arkadaş sabah akşam TikTok bakan bir arkadaş. Yani şimdi bu arkadaşın vereceği karardaki arızayı buradaki kime yıkalım abi? Tık oradan bir şey dedim arkadaş al dedi ben de aldım. Ne tartışacağız bu adamı? Ha kazıklanmak durumunda mı her zaman? Şimdi küçük yatırımcı dediğimiz arkadaş sadece parası az olduğu için küçük diyorsak kazıklanmayabilir. Bu işi takip ediyorsa, biliyorsa, kurumları takip ediyorsa. Ama küçük yatırımcı hem parası az hem de kurumları takip etmeyip Facebook'ta grup takip ediyorsa abicim bu arkadaş hasbelkader kazanır. Hocam yani. Öyle diyorsun ama benim bir arkadaşım diyeyim ismini vermeyeyim. 2001'de ya da 2000 yılının sonunda Demirbank hissesi aldı. Tepeden aldı. O güne kadar ki Demirbank'ın gördüğü en yüksek fiyattan almış. Sanırım 10 gün sonra da zaten Demirbank iyi günler diledi ve battı. Arkadaşım benim param ne oldu dedi. Şimdi bu gerçekten ilginç bir soru yani. Yok oldu çünkü. Evet ya ama İlker o kadar böyle spesifik bir baba bir örnek verdin ki kitlendim. Şöyle söyleyeyim yani mesela bak sen Demirbank örneği vermesen desen ki abi ülkedeki bir dondurulmuş gıda firması desen şöyle oluyor. Zaten adam arada bilanço açıklıyor. Sen her 3 ayda bir bakıp ya bu giderek kötüye gidiyor bak karları düşüyor, cirosu düşüyor diyorsun. Sonra mesela o firma problemli hale gelince borsa öyle pazarları vardır. Oradan alıp gözaltı pazarı diye bir yere atar. Bakın dikkat edin bunda sıkıntı var haberiniz olsun der. Sen hala işlem yaparsın. Sonra bir gün batar. Dersin ki aa battı. Oğlum biz artık ne diyelim sana bak. Altı bilançoya baktın görmüş olman lazım. Ha bilançoya bakmayı bilmiyorsun. Bu da böyle bu da böyle. Artık abi sen risk aldın senin paran duman oldu. Ama o kadar pis bir örnek verdin ki abi. Bankalarda şöyle bir durum var. Bankaların mali bünyesinin kötüye gittiğini aman göstermeyelim de millet panik olmasın. Bankaları hep iyi gösterelim. Aslında kötü ve biz bilmiyoruz. Çünkü devlet bize o bilgiyi vermiyor. Sonra bir gün aslında bu battı diyor. Onun için bankada vatandaşların hepsi haklı ve o çok büyük bir riskti. Ve geri ödemediler onu. Ya çünkü ödenecek bir şey yok abi. Banka battı diyorsun. Yani geri ödeyecek bir merci yok ki. Bankalar
şu anda devlet garantisinde değil mi? Bankadaki mevduat devlet garantisindir. Yani şu andaki bankalardan birinin hissesini aldın. Banka batar, senin paran gider. Bugün bunun olmamasını niye bekleriz? Bir, bankacılık sektörü zorda değil falan ve biraz daha şeffaf. Ama o günkü problem aptalca bir şeydi. Yani kötü niyet de yok aslında. Bankaları iyi gösterelim de millet panik olmasın. Banka çok iyiymiş diye adam hisse alıyor. Yani o kadar da iyi değildi falan. Yani çok kötü bir durum gerçekten. Ona bir laf edemiyorum. Bir de uzanların adamların malına el koydular evet. falan. Hani o kadar özel durum haricinde zaten sen borsada kağıt alırken kötüye gittiğini bilerek alıyorsun. Dur, kötü bir his firmayı yani alıyorsun. Yani çok çok şanssızsanız ketenpereye gelebilirsiniz. Evet. Yine de yani yabancı borsalar bizden daha güvenli falan gibi sonuç da çıkmasın abi. Çünkü gerçekten bizim ülkemizdeki şirketlerin bir bölümü ülke riskinden dolayı ucuz gibi görünse de dünya standartlarındadır. Petrol üretiminde bir rafinerimiz var. Bütün bölgenin Akdeniz havzasında en büyüğüdür. Ya da otomotivdeki şirketlerimizin bir bölümü yani dünya standartlarında. Dolayısıyla bizim borsamız orası daha sağlam gibi demeyelim ama şu var. Yani yönetim anlamında evet dar, alternatifimiz de az. Yurt dışından hizmet aldığın zaman, işlem yaptığın zaman ufkun daha açık tabii ki. Yani her sektörde bir şey bulabiliyorsun. Aslında geleceği tahmin etmek oyunu. Bütün ekonomi böyle anladığım kadarıyla. Doğru ve bir de gaza geliyorsun. Egonu okşuyor. Ben onu gördüm. Yani yükselir mi? Yükselir. Kopar mı? Kopar. Düşer mi? Düşer. Demiştim. Şimdi en sevdiğim konuya geliyoruz. Teknik analiz. Allah. Hocam teknik analiz nedir? Nedir? Zor yerden girdi. Şöyle söyleyeyim. Bir dönem ben iş yaparken, hisse alıp satarken teknik analiz yaptım. Eğitmen olarak teknik analiz anlattım. Ama yine de çerçevesini doğru dürüst yapmak lazım. Yani bazen şöyle oluyor. Ben anlatırken, konuşurken teknik analiz. Bir, hocam siz teknik analize inanıyor musunuz diyor. Abicim diyor, bu din mi yani? Neyine inanacağız? Böyle bir şey var işte. Kullan. İşine yarıyorsa filan. Şimdi aslında mesele şu. Örnek ülkemizin en büyük bilmem ne şirketi. İyi firma mı? Kesinlikle iyi firma. Çok iyi firma. Ortak olmak ister miyim? İsterim. Batar mesela mı? Flu TV. Hayatta batmaz. Aslan. Peki hissesi kaç para? 8 lira. Güzel. Haftaya aynı şirket. İyi mi? İyi. Aslan mı? Aslan. Kaplan mı? Kaplan. Fiyatı kaç lira? 10 lira. Ama hala iyi. 14 lira. Hala abi, iyi ama artık pahalı var ya. İşte o. Yani firma iyi mi? Bilançosu iyi mi? Karda mı? Şunda mı? Bunda mı iyi? Biz mali tablodan anlıyoruz. Ona temel analiz diyorlar zaten. Yani mali yapısı, bulunduğu sektör, ürünü, üretimi, pazarı falan filan. Bu şimdi temel analiz. Güzel bir şey. Harika. Ama kaç para eder? Şimdi o mali tablolardan bir değer buluyoruz. Diyoruz ki ya Flu TV aslında 100 lira eder. Şu andaki fiyat 92 liraysa alalım abi, %10 ucuz diyoruz. Hı hı. Fiyatı 100 olsa Flu TV iyi ama pahalı diyoruz. Matematik olarak bulduğumuzun dışında bir şey daha var. Onun fiyatı 100 oluyor, 110 oluyor, pahalı diyorum. Sen diyorsun ki pahalı ama herkes Flu TV'yi konuşuyor bu ara. Almaya devam ederler. 120 oluyor. Ben diyorum ki bak hala pahalı. Sen diyorsun ki olsun, herkes bunu almaya devam etti. Sonra bu 120 nereden döner? Artık buradan bulamayacağımız bir şey. Zaten biz en çok 100 demiştik. Ha yani balon oldu aslında. Balon demeyelim. Aşağıda da olabilirdi çünkü. Abi sürü alım yapıyor. Bu sürü ne zaman Flu TV almaktan vazgeçer? Bu sefer de elimizde şunlar var. Geçen sefer de Flu TV 120'yi geçememiş ve 100'e düşmüştü. Bak yine 118 oldu. Bence yine 120'yi geçmez. Niye? Bu arkadaşların tamamı 120'ye gelince geçen sefer de 120'ye gelmişti deyip satar bence. Bu fal yani. Fal değil, teknik analiz. Dolayısıyla orada bir çizgimiz var, tamam mı? Ona biz şey diyoruz, direnç. Daha önce geçememişti, yine geçemez. 3-4 kere 120 geçemezse bu sefer şey diyoruz, güçlü direnç. Daha önce 3 kere geçemedi, bu sefer de bence geçemez. Niye? Bunlar yine satarlar. Çünkü bir de şöyle bir kitle olmaya başlıyor abi. 100'e düşünce alıyor, o kitle şöyle düşünüyor. Abi 120 kadar yolu var, 117, 110, 120 görsün ben satacağım diyor. Köşedeki anlamsız kafenin önünde kuyruk olması da böyle değil mi? 3 tane kafe var, millet kuyruk oluyor. Niye? Kesin bunda bir numara var, herkes bunun önünde falan diyor. Herkes birbirini takip ediyor. Hocam bu gambler's fallacy diye bir şey vardır, kumar hatası bu. Vallahi benziyor. Bir şey diyemedim ama şunu söyleyebilirim. Mesela yukarı doğru harekette bahsettim ya, mesela burada psikoloji devreye giriyor. Yani teknik analiz çizilen bir şey değil. İnsanların psikolojisi. Bak bir gruptan bahsettim. 120'den döndü, geri geldi. 2 kere döndü geri. 3.'den sonra ben 100'den alayım, 120'ye kadar gider diyen bir grup var. Bir de grup var. Saçma bir şey değil. Bakmadı. Sonra 120'ye beklerken düştü 110'a. Oğlum bir daha 120 görsün. Şerefsizim, satacağım. Bir daha da almayacağım diyor. Şimdi ikimiz de aynı oyundayız. Artık ikimiz de farklı sebeplerden dolayı 120'den satacağız. Ne kadar çok insan 120'den satacağım demeye başlarsa orası daha güçlü bir direnç oluyor. Bu sefer de biz geriye bakıp daha önce şuradan dönmüştü, burayı geçememişti deyip gelecekteki fiyatı tahmin etmeye çalışıyoruz en temel olarak. Ama tabii burada dışsal faktörleri hesaba katmıyorsun. Zaten teknik analiz şunu varsayıyor. Her şey fiyatlara yansımıştır varsayımıyla başlıyoruz. Yani bütün bilgiler fiyatların içinde, bu işi yapan herkes bütün bilgileri biliyor ve ben artık bunların psikolojik olarak ne karar vereceklerini tahmin etmeye çalışıyorum. Sürünün hareketini tahmin etmeye çalışıyorum. Tamam. Yani ama mesela deprem oldu, bilmem ne oldu, onları hesaba katmıyor. Bilinen tüm bilgiler fiyatlara yansımış durumda. Yani şu olmuyor mesela. Abi sen alıyorsun ama aslında ben şeyi duydum ya, meğerse bunlar yurt dışında ihale alamamışlar. Ben diyorum ki o bilgi fiyatlarda var. İlker tutuklanmış, Flu TV almıştık ama bitti. Süper. Şimdi tutuklandığına düşecek ama tutuklanmış ve hala 120 ise ve ben bu haberi 2 gün önce tutuklanmış, ben bugün duyduysam bir şey yapmama gerek yok. O fiyatlarda var diye varsayıyorum. Yani seni kurtarmaya gelmem abi. Ben de hisseleri satmaya giderim hocam.
ben daha bilimsel bir şey zannediyordum aslında tablo okumayı vesaireyi. Daha beşeri, insani bir... Sürü psikolojisi aslında. Ekonomi zaten psikoloji değil mi bu arada? Psikoloji ama bazı kurallarımız da var düşündüğün zaman. Hani arzdır, taleptir, şuradan bu gelir, bu böyle olursa böyle. Bu aslında hani acaban olmayan konular var. Daha çok üretilirse fiyatı düşer. Bugün herhangi bir X bankasındaki bütün paramızı biz çekmeye kalksak banka batıyor ya. Madoff'tan ne farkı var abi bunun? Banka herkesten parayı toplamış ve onu bir yere plase etmiş. Oradaki sıkıntı likidite problemi. Yani çekmeye geldiğin an bunu tahsil edemediği için ödeyemeyebilir. Onun için de bu mekanizmayı koruyan üst mekanizmalar var. Mesela bir tanesi diyor ki bankalar aleyhine sağda solda konuşmak suçtur. Bir tanesi de diyor ki bir banka aslında çok gerekirse vadesinden önce paranızı çekemezsiniz diyerek paranızı çekmenizi engelleyebilir. 2001 krizinde bunu yapan bankalar oldu. Yani karşı tarafı var. Madoff da karşı tarafı yok. 100 toplamış, şu anki mal varlığı adamın 70. Sen Madoff'u da böyle kurallarla korursan o da batmayacak, onu diyorum. Abi korumuşsun, herif 3 kağıt yapmış zaten. Siz Madoff hakkında konuşamazsınız desen o da güzel, batmayacak. Güzel ama orada yani adam nasıl zararda olduğunu biliyoruz yani. Oradaki suçu aslında ya olmayan bir şey. Ya senin amacın ne? Borsa olmasın mı? Bu tip şeyler olmasın mı? Yani millet ne yapsın? It doesn't matter abi. Hepsi batabilir, hepsi çıkabilir. Bunların hepsinin içinde aslında belki de en batmayacak olan borsa ya. Çünkü düşünsene bir firma ortak oldun, o firma batarsa iyi konuşuyoruz. Ama o artık başka bir risk yani. Burada üç kağıt yok, anlatabildim mi? Borsa düşer, çıkar, o başka bir şey. Ama sen Tesla'nın 10 binde birine sahipsin ha. Elon Musk riskin var ya. Peki hocam bu teknik analizcilere o zaman gülelim mi biz, ne yapalım? Falcı mı bunlar? Hocam kesin gülmeyelim. Orada şöyle bir mantık var eski piyasa günlerimden. Böyle seans salonları vardı eskiden abi. İnternet mi internet yok. Millet gider böyle sabah mesai gibi oturur. Ekrana bakar böyle. Onu al bunu sat falan der. Orada arada muhabbetler olurdu. Ben bayılırdım böyle. Abi sen temelci misin teknikçi misin filan sorar yanındakine, tamam. O diyor ki ben teknikçiyim falan. Şimdi o ne demek o? Oğlum bilançoda anlamıyorum demek o. Ben bilanço falan anlamıyorum zaten, tamam mı? Ben grafiklere bakıyorum. Süper abi. Ne yakalamaya çalışıyorsun? Senin ne yapacağını yakalamaya çalışıyorum aslında. Konu bu, anlatabilir miyim? Yani onun için onun bir anlamı var. Onun anlamı diğer arkadaşlar herhalde buradan satar. Bak şöyle bir soru soralım. Abi sence dolar böyle bir zıplasa kaça kadar gider? At bir rakam ya. 10. Niye? Düz rakam etkisi, tamam mı? Şimdi bu adam hepsi 10 dediği için abicim bu 9.27'de durmaz. Anladın mı? 9.27'de geldi mi gider bu. 9.50, 9.60, 9.73. Ona gelince de çok oldu artık abi filan deyip satış geliyor. Abi, hikaye bu aslında. Yakalamaya çalıştığı şey bu rakamlar abi. Geçici bir şey. Tabii ondan sonra şey diyeceğiz. Bu direnci kırdı, bir sonraki hedefi 12 diyeceğiz yani. Bunu bilmek için daha önceki geldiği noktaları bilmek gerekiyor. Onun için zaten ilk cevap ne gelecek? 8.80 gelecek. Daha önce 8.80'i gördüğü için. Dolar gördüğü yeri unutmaz diyorlar. Öyle bir şey var mı? Gördüğü yeri niye unutmuyor? Çünkü ben unutmuyorum. 8.80'e dolar almışım. Yandım Allah diyen ben. Abi bir 8.80'i görse satacağım dediğim için 8.80 anlamlı bir yer haline geliyor. Peki. Anlatabildim mi? İnanılmaz büyük hareketler olabilir mi gerçekten? Yani dolar bazında söylesem. Dolar 2'ye düşebilir mi mesela? Ya da 18'e çıkabilir mi? Abi olabilir ama yine aynı şey. En volatiller olabilir. Mesela dolar TL'de bu olabilir de dolar euro'da olamaz gibi. Çünkü tarafları daha stabil. Daha fazla hacim var ikisinde de mesela. Türkiye tarihinde çok sık büyük hareketler oluyor değil mi? Ya işte devalüasyonlar oldu tabii. 94'te öyle bir şey var. 2001'de öyle bir şey var. 94'teki daha büyüktür mesela. 2001'deki %100 civarında. Rahip Brunson'da bile oldu. 2018'dekinde evet. Bile yani şimdi rakam hatırlamıyorum. 7.25'e zıplamıştı geldiği yeri tam kafadan söyleyemeyeceğim. Oluyor. Cumhuriyet tarihinde bir tane daha öyle bir %100'ün üzerinde falan var. Genelde tabii yine anlattığım gibi yani parası dünyada geçmeyen bu tip paralarda arada abi ekonomi tıkandığında millet dövize atakta bulunuyor. Burada gördüğümüz her şey ithal abi. Ya bu lensi bozulsa ithal alacağız onu yani. Ayakkabıyı alacağız, telefonu alacağız. Yani dolayısıyla bu aslında milletin affedersin manyaklığı değil ki döviz alalım falan. Arkadaş makarna alıyorsun, üstünde menşeim Endonezya yazıyor artık. Yani dolayısıyla alınacak bu döviz. Dolar 5 yıl önce 1.62 falandı galiba. 2001-2007 arası falan 2'nin altındaydı hep. Şimdi 8 lirayı geçti. Yani %400'lük bir fark var arada. Buna göre deniyor ki şimdi mesela Türk borsası bakıyorsun o kadar artmamış. Dolayısıyla dolar bazında düşük kalmış. Doğru mu bu? Doğru. Önemli de bir yaklaşım. Çünkü yine şöyle düşünelim. Yabancısın ve Türkiye'de Flu TV alacaksın. Kaç para bu Flu TV'nin tamamı? Çünkü hisse dediğim şey tamamını hisseye böleceğiz yani. Kaç para bunun tamamı? 100 bin dolar. Şimdi adam 3 sene sonra geliyor. Kaç para bu? 70 bin dolar. Çok ucuz diyor. Biz bunu alacaktık. 100 bini alıyorduk abi 3 sene. Flu TV dediğin şey kameralardan falan oluştuğu için aslında dolarla kurulmuş bir şey. Doğru ama o olmasaydı da yani bir işleyen teşebbüs olarak yani şu kadar cirosu var, bu kadar pazar payı var. Kaç para bu? 100 bin dolar. Şimdi bu ileride sana 60 bin dolar dendiğinde çok ucuz diyorsun yabancı gözüyle. Onun için dolar bazında firma değerine bakmak çok yanlış değil. Ben yıllardır borsayı takip ederim. Pandemi patladıktan sonra bütün dünya borsalarında ben kendi aklımla sıradan insan olarak finans konusunda batar bütün borsalar diye düşündüm. Oysa hem bizim borsamız hem dünya borsaları yukarı gitti. Önce çöktü, haklısın. Bir çöktü ama sonra zıpladı. Kriz panik mekanizması diye bir şey var, tamam mı? Piyasalarda şöyle çalışıyor. Türkiye'de deriz ya kriz oldu, herkes dolar almaya koşuyor. Türkiye'yi boş ver, Amerikalı olalım. Amerika'dayız. Evin var, hissen var, bonon var, altını var filan. Abi kriz çıktı. Abi her şeyin fiyatı düşecek. Düşmeden ben bunu
bunları bir satayım. İlk tepki bu. Her şeyi bir satayım. Evini satabilirsen sat, daha ucuz alırsın. Hisselerini sat, daha ucuz alırsın. Bonomu satayım, daha ucuz alayım. Fakat Amerikalı'nın likide dönmesi ne demek abi? Onları satınca ne veriyorlar sana? Dolar. Aslında Amerikalı da krizde dolara koşuyor. Yani anlatabildim mi? Herkes dolara koşuyor. Biz bulduk gibi geliyor. Dolar almaya koşuyor. Herkes koşuyor abi. Adam satınca da dolar veriyorlar. Euro vermiyorlar ki. O zaman aşama bir. Her şeyi sat. Her şeyin fiyatı düşüyor. Dolar al. Doların değeri artıyor. Kriz mekanizması. Borsalar gayrimenkul düşüyor. Dolar zıplıyor. Sonra Amerika şunu fark ediyor. Bu doların çok artması iyi bir şey değil. Dolar artarsa dış ticarette Amerika zorlanacak. Bir. Dünyada dolar borcu olan Türkiye, Meksika, Arjantin, Brezilya, Rusya, Hindistan. Bunlar zora girecek. İyi bir şey değil ki. Bunlar batarsa benim bankama borcu var bunların. Bunların şirketleri batacak. O zaman benim dolar basmam lazım. Son 30 yıldır model bu. Ben dolar basayım ki dolar ucuzlasın. Bunlar batmasın. Başımız ağrımasın. Basmaya başlayınca doları ikinci aşamaya geçiyoruz İlker. Abi elimizdeki dolar bollaşıyor. Sabah akşam basıyorlar. O zaman en iyisi teknik analiz yapalım. Arzı bunun kadar kolay arttırılamayan, matbaada basılamayan şeyler alalım. Ne onlar? Tahvil. Olmaz. Kripto. Olur. Ben sevmem ama borsa. Olur. Borsa. Altın. Model ikinci aşamaya geçiyor. O zaman Hakan hocam şuna mı varıyoruz? Bir kriz olunca borsa yükselir diye bir algoritma kurabilir miyiz? Önce düşer, sonra yükselir. Tamam ama bunu herkes biliyor. Kimsenin bilmediği bir şey bilmiyorum abi. Hayır hayır yani şimdi psikoloji dedin ya. Şimdi biz bunu biliyoruz artık. Diyelim ki 10 yıl geçti. Tekrar bir pandemi patladı. Bunu biliyorsak aynı algoritmayla para kazanabilir miyiz? Çöküş sırasında hisse alacağız. Çünkü orada dünyanın sonu gibi bir etki oluyor hatırlarsan. Yani Nasdaq geçen senenin pandemi döneminde şu anki değerinin 3'te 1'iydi. Yani o 3'te 1'e geldiğinde millet 0 olacak diye bekliyor. Senin bir yerden artık o hisseleri alsaydın dolar bazında %300 kazanmış. Çok güzel noktaya geldin ama şuna geleceğim. Zaten bütün bu borsa bölümleri boyunca sormak istediğim şey buydu. Buna geldik sonunda. Mesela havayolu şirketi. Pandemi oldu. Küt düştüler bunlar. Sonra dediğin sebeple artmaya başladılar ya. Fakat gerçekte de bunlar batmak üzereler abi. Yani bunların gelirleri düştü. Gelirleri düşmesine rağmen ve pandemi de devam etmesine rağmen herifler yükseliyor. Bu nasıl olabilir? Teknik temeli birleştirelim. Bu çöker ve tekrar çıkar. Teknik analiz. Buradan buraya kadar gider. Bence havayolu almayalım. Bu da temel analiz bölümü aslında bakarsan. Yani doğru bir şeyi seçmek. Ama öyle bir noktaya geldik şu anda. Ne bulursak alalım. Evet abi. Her şey ucuz. Ne bulursak alalıma geldiği için. Ama ben eminim, bakmadan konuşuyorum. Eminim teknoloji hisselerindeki artışın yarısı kadar bile değildir havayolu hisselerindeki artış Amerika'daki. Kuvvetle muhtemelen. Anlatabiliyor muyum? Hepsi artıyor doğru ama atıyorum Microsoft'taki artış %500 ise American Airlines'taki %70'tir belki. Yine bir sonuç oluyor. Tümüyle anlamsız değil yani. O zaman ben kafamda yine mantığımla şu sonuca varıyorum. Bu çıkışın da bir düşüşü olması lazım. Hocam kesinlikle timing konuşuyoruz. Yani gelecek ay mı? Önümüzdeki yılın başında mı? Tartışmasız. Ha yine çökecek. Tartışmasız. Amerikan piyasaları düşecek. Hocam bir boğadır ayıdır lafı gidiyor. O nereden geliyor? Hocam şöyle. Şimdi aslında biraz böyle efsaneye gelmiş biçimde olsa da mantık şu. Dünyadaki her borsanın kapısında bir hayvan heykeli var. Bir kısmının kapısında boğa ve ayı var. Bir kısmında da boğa var. Tek başına ayı yok. Tek başına boğa var ya da boğa ve ayı var. Ve borsacılar şöyle kabul ediyor. Hani bunların bir hareketleri böyle boğanın hani boynuzu atarken böyle aşağıdan yukarı boynuzu kaldırarak atması. O hızlı, soluklu, sert gidiyor. Hızlı gidiyor ve kafayı yukarı doğru kaldırıyor. Bu yükselen piyasa anlamına geliyor. Ayı ise böyle yukarıdan aşağı pençeyi atıp yani aşağı doğru düşüşü ve birazcık da hantallıkla beraber piyasadaki düşüşü ifade ediyor. Dolayısıyla boğalar ve ayılar dediğinde hani piyasadaki artışı oynayanlar ve düşüşü oynayanlar anlamına geliyor. Bir ev ödevi verebiliyor muyuz izleyicilerimize? Tabii verebiliriz. Tüm dünyadaki borsaların kapısının önünde heykel vardır. Heykel ayı ve boğadır ya da belki boğadır. Fakat bir tane borsanın kapısında ayı ve boğa dışında bir heykel var. Türkiye'dir herhalde. Kesin Türkiye'dir. Türkiye değil. Başka bir ülkede kapısında ayı boğa dışında bir heykel var. Bunu ev ödevi olarak seyircilerimize bırakalım. Gelecek bölümde bunun cevabını vereceğiz. Son bir soru soracağım hocam. Peki ne yapalım? Borsadan para kazanılır mı? Girelim mi? Çıkalım mı? Valla yabancıların portföy yönetiminde kullandıkları çok klasik bir yöntem vardır. O da şudur. Bireysel emeklilik tarafında yaşına bakar. Tamam mı? Yaşınla ilişkili oransal. Bir sürü ürünü kenara bırakıp der ki tahvil var. Sabit getiriyor ama az getiriyor. Borsa var. Çok getiriyor ama riskli. O zaman portföyünün bir kısmı hisse, bir kısmı bonodur. Tartışmasızdır yani. Borsaya zaten girmelisin. Ama bu dağılımı da şöyle yapıyor. Diyor ki sizin yaşınız kaç? Efendim benim yaşım 30. O zaman portföyünüzün %30'u bono, 70'i hisse. Yaşınız kaç? 40. 40'ı bono, 60'ı hisse. Yaş ilerledikçe hisse miktarını düşürür. Çünkü borsa hep artacak ama sen emekli olmana yakın tam da bir krize falan yakalanırsan kurtaracak vaktin kalmayabilir diye. Sözün özü uzun vadede hisse bence çok tartışmasız bir ürün. Ama her gün alıyorum, satıyorum, takip ediyorum. Bence çok gerçekçi bir şey değil. Yıllarca bunu yaptım. Buna bu kadar emek vermeye gerek var mı emin değilim. Adı Demirbank değilse uzun vadede her zaman. Abi pasif yatırımcı deriz ona biz yani. Alacaksın, atacaksın. Abi hoca da her şeyde aynı cevabı veriyor. Yani zaten
zaten parası olan adamlar uzun vadede parasını borsaya da dövize de altına da bir şeye yatırıyorlar. Acil paraya ihtiyaç varsa ne yapalımın bir gün cevabını vereceksin. Hocam o giriş dersi bizle alakası yok yani. Biz parası olan kitleyle uğraşıyoruz. Parayı bulmak mümkün mü hocam? Borsada parayı bulmak. Hocam mümkün ama. Bulamazsınız. Gerçekten çok büyük oranda şans ya da insider gerektiriyor. Bak yetenek demedim. Vurmak dedin ama. Kazanırsın. Hisseleri al tut kazanırsın. Peki hocam parayı vurmak ne demektir? Abi o da işte bireysel bir konu. Benim için birkaç milyon dolar mesela. Senin için bilmiyorum abi. Parayı vurmuş. Bastayım o lafa. Ya parayı hayat vurmuş. Hedefi diye bir şey vardır yani. Şu kadar param olursa ben tamam garantideyim. Hani, abi sürekli bu hayat hedefi değişir mi ya? Sürekli yukarı çıkıyor. E çünkü abi sen üniversitedeyken 100 bin lira olsa yeter diyordunuz. Şimdi diyor ki 1 milyonum olsa vallahi bizim oradan ev vermiyorlar diyecekler sana. 2 milyonum olsa oğlanı ne yapacağız diyeceksin falan. Asla yetmiyor yani. Peki hocam harikaydı her zamanki gibi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teşekkürler. Sevgiler. Görüşürüz. Hocam kesin görüşelim.